Ya sen sıkma canını. Sonuçta onların terbiyesizliği. İnsanlar kafayı yemiş ya. Evde geleceğin dolandırıcısı yetişiyor, annesi var ya. Hey yavrum hey. Dünyadan haberi yok. Sen de başka bir öğrenci bulursun canım. Hepsi böyle çıkacak değil ya. Yok, yok Burcu. Ben var ya bu dakikadan sonra hayatta öyle el alemin çocuğunun falan kahrını çekemem yani. Ek iş diye tutturduk al. En sonunda kafayı yiyeceğim yani. Hakikaten sağlığımdan korkuyorum. Evet, evet. Son günlerde hiç yüzüm gülmüyor zaten. Ben para kazanmakla açgözlülüğü birbirine karıştırdım. Batıkan'a bir tek ben çeyrek altın taktım diye kompleks yapıyorum. Bana ne ya? Ben neysem oyum ya. Ay hayatım, sen niye böyle şeyleri kafana takıyorsun ya? Hayır, yani gelip niye benimle konuşmadın ki sonra? Ne bileyim işte öyle kendi kendime bir triplere girdim de geçti. Ama bak ne güzel demişler ha. Azıcık aşım, kaygısız başım. Oh be! Gerçekten oh be! Yani son zamanlarda ilk defa yüzüm güldü. Oh be! Tayyip. Ne? Ya tamam, bilgisayar oyunlarına geri verdim. Ya bari paramı ben alayım. O para benim alnımın teri. Ne teri be? Ne teri? Taş attığında kolum mu yoruldu? Üf, ya 18 yaşına geleyim var ya, göreceksiniz hepiniz. Ah çocuğum, şu bilgisayar oyunlarından beynin akmadan ben seni bir 18 yaşına getireyim. Zaten başka bir şey istemiyorum. Ha ondan sonra canın ne istiyorsa onu yaparsın. Ya benim mesleğim mi olacak? Ah. Sadece oyun oynayarak deli gibi para kazanacağım. Sen de sinirinden delireceksin. Evladım, sen üzülme. 18 yaşına gelmeden beni delirtirsin sen. Merak etme. Anne bak, ben ileride bu işi yapacağım. Ya oyunlardaki hataları bulacağım. Bak, başkalarının hatalarını yüzlerine vurarak para kazanmanı istemiyorum. Anladın mı? Ya anlatamıyorum abi. Sinirden çillerim dökülecek şimdi. Kızdırma lan Meral ablamı. Artist. Nasıl Meral ablacığım, iyi misin? Vallahi hiç iyi değilim yavrum. Niye biliyor musun? Çünkü aranızdaki küçük ticareti öğrendim. Ticaret değil ya. Cem sağ olsun ben ders vereyim diye bana bir öğrenci buldu. Ben de harçlık verdim abisi olarak. Odur yani. Bu mudur? Resmen öğrenci başına buna komisyon veriyormuşsun. Komisyon falan değil Meral abla. Ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın be çocuğum? Ya sen şu paranın ne kadar zor kazanıldığını en iyi bilen insanlardansın. O takside canın çıkıyor. Fark etmiyor muyum ben? Kuzum, eğer gençlere öğreteceksen bunu öğret, olur mu? Haybeden para kazanmanın kısa yollarına değil. Anne! Yürü be, yürü! Küçük haybeci seni. Meral... Merhaba Meral. Ay merhaba. Ne haber Cem? Of, çok sinirliyim Bülent abi ya. Neden, ne oldu? Ya hiç Mete abiyle senin aranda kuşak çatışması falan olmuş muydu? Vallahi onu Mete'ye sorman lazım ama benim babamla aramda bayağı bir kuşak çatışması olmuştu. Hayrola? Eski mahalleni mi özledin? Ya bizim bu eski evin tapu işleri için böyle ıvır zıvır muhtarlıkta birkaç iş vardı da. Hı. Sen nasılsın? İyiyim. Nasıl olayım? İşte bu kuşak çatışmasından geri kalan zamanlarda iş, güç, koşturmaca, öyle yani. Pazardan mı? Yani bana ceza olarak bamya aldı da. Bamya ceza değildir çocuğum. Aha, hem de hiç değildir. Seneler sonra benim gibi mumla ararsın annenin mis gibi yaz bamyasını. Ay canın mı çekti senin? Buyur misafirimiz ol yemeğe. Bir tabak daha koyarız, ne olacak? Vallahi çok özledim ama... Ne olur gel Bülent abi. Hem böylece kişi başına düşen bamya miktarı da azalır. Böylece yarına kalmaz. Hadi ne olur gel, ne olur. Peki o zaman. Hadi, hadi. Hadi. Geç. Evleneceğiz de evleneceğiz. Hani nerede? Benim elimde kına gören var mı? Sen görüyor musun? Hayır. Ne zaman evleneceğiz peki? Nerede evleneceğiz? Hani benim nikah şekerlerim, düğün davetiyelerim, hani gelin başım anne, hani? Hani gelin arabasının önünü kesen çocuklar? Ay bu Ayaz kesin beni kandırıyor evleneceğiz diye. Aa, Aa yok artık Öykü. Aa şuna bak. Yok artık diyor. Bence senin de aplanman lazım en çok gelin annesi olarak. Ay kusura bakma ama sendeki bu çeneyle ben asıl Ayaz için dertleniyorum çocuk. Vay be! Ne Ayaz'mış arkadaş. Romantik sürprizleriyle hepinizin kalbini çaldı. Hipnotize oldunuz hepiniz, hipnotize. Mağdurum diyorum ben ya, mağdurum. Hah! Arıyor. Efendim, anneciğimin canı bir tanesi Ayaz. Selam söyle. Öykü, ya biliyorum birazcık geç oldu ama... ...ya bugün yaşananlardan sonra bana kırgın yatağa girmeni istemedim. Hadi gel bir yerlere gidelim. Kafa dağıtırız ha. Yani bilmiyorum tabii, olabilir. Ya da neyse ben ufak ufak çıkayım. Ayaz görüşelim diyor. Belki de medeni halimin değişeceği gece bu gecedir anne. Gidiyorum ben. Hadi bakalım. Ya anne yeter, yedim ya. Yedim. Hepsini Bülent'e yedirdim. Ben hiç fark etmiyorum çünkü. Ya yemin ediyorum bu annelerin her yerde gözü var. Saygı duyuyorum ve yiyorum anneye. Afiyet olsun çocuğum. Hatasını anladı tabii. Yani sonra da aklıma süper romantik bir evlilik teklifi gelince hemen telefona sarıldı. Hadi Öykü hadi, çok güzel olmalısın bu gece. Böyle Ayaz'ın başı dönmeli. Daha iyi misin? Daha iyiyim, sağ ol ya. Ya keşke senden önce çağırsaydım şu tamirciyi. Baksana 2 dakikada halletti. Dedim ben sana o kadar benim için bir şey yapma diye. Ya ne olacak Şeyma'cığım? Bu ne ki? Ben neler yaşadım bilmiyor musun? Hem o usta sigorta kutusunu geçici yapmıştır. Yarın buraya adam gibi bir usta çağıracağım, değiştireceğim o kutuyu. Hayır Mete. Bak benim için hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Ya Şeyma'cığım bak bizim seninle yaşanmışlığımız var, bir mazimiz var. Yani bir bardak sudan vermeyeceğiz birbirimize. Verme Mete, senden bir bardak su istemiyorsam onu da verme. Belki sen bilirsin. Görüşürüz. Sana da geçmiş olsun, geçmiş olsun. Nasıl olmuşum? O kadar mı kötü? Yok abla ya, seninle alakalı değil. Ah babam ya, ah. Ay uydurma be çocuğum. Durduk yerde günaha giriyorsun. Yani şu yemeği bulamayan kaç çocuk var biliyor musun sen? Ya ne yapayım anne? Benzinli arabaya mazot koyarsam böyle oluyor işte. Bak ya. Alakası yok merak. Bamya çok güzel olmuş. Nasıl ya? Bamya güzel olmuş, ben nasıl olmuşum? Biri bir şey söylesin. Sen de çok güzelsin Öykücüğüm. Anneciğim sen her zaman güzelsin. Yani tabii bir bamya kadar tezahürat alamadım ama... Neyse, hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Bana bak, ara mesaj at falan merak ederim ha. Ha. Ay ya kusura bakma Bülent. Çocuklar 2 çift laf ettirmedi. Önemli değil. Öykü'yü zaten sık görüyorum. Yani Cem de süper bir velet olmuş. Yani seni tebrik ediyorum gerçekten. Bunca zaman tek başına 2 tane pırlanta işlemişsin. İnsanın helal olsun diyesi geliyor. Da tabii o da pek böyle itifat gibi olmadı ama. Bir kahve içer miyiz? Hı? Tabii. Hem eski günleri yad ederiz. Tabii. Sen kahveni orta... Ben de öyle hatırlıyorum. Ben yapayım geleyim. yapıyorsun sen acaba? Ne yapıyorsun? Şey, adisyonları oraya bıraktım. Sen kontrol edersin, tamam mı? Hadi çık. Ha, çok güzel. Siz de gidin evinize, kapatın telefonlarınızı, yatın uyuyun ya. Şahane tabii. Ay ne oldu be? Herkes uyumuş mu? He, kimseye ulaşamıyorum ki. Bir Şeyma uyanık, o da benden tiksindi içindir herhalde. Siz buluşabildiniz mi peki? Buluştuk. Biraz elektriksel bir görüşme oldu. Senin anlayacağın Şeyma bana bir bardak su bile vermiyor. Yani artık ona diyecek bir şey yok. Vallahi bu evlat acısı dedikleri var ya, galiba Şeyma da ben de bütün hayatımız boyunca bunu ayrı ayrı yaşayacağız. Ah Mete ya. Bakıcı arayayım. Efendim Tülay Hanım. Ha. Tamam. Hemen geliyoruz. Ay bizim oğlan uyanmış, bir daha da uyumuyormuş ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sen nereye be? Ben susturuyorum ya bebeği. Oğlum saçmalama ya. Artık babası olarak ben de bir şeyler kaptım yani. Hadi gidiyoruz aşkım. Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Ya o şey... takıl hadi bu. Alo Işık, ne haber? Ya ben kafeye geldim, burada hiç kimse yok. Yani sıkıntıdan patlayayım mı, patlamayayım mı diye sana bir danışayım dedim. Ne dersin, patlayayım? Patla. Ha, peki Şeyma ile konuştum dersem? O zaman sakın patlama, ben meraktan çatlamadan çabuk gel buraya. Hemen geliyorum. Yemek boyunca neredeyse hiç konuşmadın. Öykü. Seni o kadar zamandır tanıyorum. Zaten çok güzelsin. Ama bu gece ayrı bir güzelsin. Ayaz. Seni daha az göreceğim diye gözlerimi kırpmaya korkuyorum Öykü. Tatlı da çok tatlı. Senin yanında en güzel tatlı bile bitter Öykü. Şarkımız. Hadi ya, nasıl edeceksen et artık şu teklifi. Ayaz. Ya tamam, evet. Senden beklenmeyen biraz sade bir klişe ama... öyle bir anda oldu ki. Öykü, nereden çıktı o yüzük? Nereden çıktığının aslında çok uygun bir açıklaması var Ayaz'cığım ama... ortam şu an pek müsait değil. Ne demek nereden çıktı ya? Çok özür dileriz efendim. Bizim alakasun tatları karıştırmış. Yüzük karşı masanın tatlısına denk gelmesi gerekiyordu. Ya Eskiden bana abi derlerdi. Şimdi amca diyorlar. Çok zevkli. Gülme ama gerçekten çok zevkli. Bak geçen gün metrobüse bindim. Sen? Evet ben. Meral'cığım eğer başbakan değilsen İstanbul trafiği para kazanan için de kazanmayan için de aynı biliyorsun. Doğru söylüyorsun. O zaman ben sana hediye olarak bir İstanbul kartı alayım mesela. Çok sevindim. Ya bravo Bülent. Yani bu mahallede yaşıyordun. Sonra başka bir yere gittin. Yani hayatın değişti ama hala aynısın. Yani beni kurtarmak için olmadık en değerli. Çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. Ya hayır onu demiyorum. İçin aynı. Ben böyle bir şey nasıl yaptım ya? İnan ben filminin yüzüne nasıl bakacağım? Ya bu niye kapandı böyle kendi kendine? Ne oluyor? Ya tabii kaç saattir aynı kanal açık olunca... Ya çok geç olmuş. Ben kalkayım izninle. Vallahi ben de saatinin kaç olduğunu hiç anlamamışım. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yine beklerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Heh, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gidiyorsun kadıncama. Niye bakıyorsun adamın arkasından? Allah Allah, Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Direkt sonucu söyleyeyim. Şeyma benden o kadar tiksiniyor ki herhalde ancak yolda karşılaşırsak görüşebiliriz. Game over. Net. Net. Şeyma gerçekten beni görmekten hiç hoşlanmıyor şu an. Seni görmekten nasıl hoşlanılmaz ya? Yani zaten öyle evlenme teklifi mi olur ya? Ne öyle? Tatlıya yüzük mü saklanırmış? Aman evlenme teklifime eşek şakası mı belli değil. Yok istemem ben zaten öyle bir şey. Yani düşünsene ben o yüzüğü yutsam ne olacak ha? Hii, düşünebiliyor musun sonrasını? İğrenç. Alo. Alo. Burcu orada mısın ya? Alo. Burcu uyuyor musun sen? Ay yok ya saçmalama ne uyuması? Ya Burcu gerçekten inanamıyorum sana resmen uyudum ben anlatırken. Söyle o zaman madem. Söyle madem uyumadın. Ben ne söyledim en son ha? Kemancılar geldi. Ha kemancılar geldi. Hadi canım sen dinle o zaman o kemancıları hadi. Al. Öykü, yemeğe gidelim mi? İşim var. Sana sürprizim var ama. Yok Ayaz'cığım ya, sağ ol gerçekten. Ben hiç anlayayım, bu hafta sürprize doydum sayende. İyi, peki sen bilirsin. Ay, son bir şans verse miydim şuna ya? Akıllanmışa benziyor. Erkek millet akıllanır mı ya? Ay olsun, ben bir şans daha vereyim. Yanımdasın benim, neredesin, neredesin? Belki de ağladığım için düştün ve gittin. Sen benim seri katilim, kaç beni yok ettin. Aşkın mahkemesi yok ki, suçlu gözlerin, suçlu gözlerin. Ayna ayna anlat ona, yalnızlık ne başa bela. Senle bir olmak zor ama yerle bir oldum çok. Aşkın çaresi yok, aşkın çaresi yok. Evlenme teklifi için getirdiği yere bak. Her yer çiğ et. Kasaba götürseydin, kasaba. Pardon, bakabilir misin? Menüyü alabilir miyim? Kaptı kaçtı. Koş. Arabayla yetişiriz ona. Hadi Ayaz ya! Hadi biraz daha hızlı! Hadi Ayaz ya, vazgeçme, bak çok az kaldı, yakalayacağız. Yani ne vazgeçmesi Öykü, araba bozuldu. Ya söylüyorum sana, inanmıyorsun, dandik bu araba. Ya saçmalama Öykü. Aman ne güzel, hava da kararıyor. Bakalım kahramanlarımızı şimdi hangi saçma sapan macera bekliyor? Az sonra. Çok şükür medeniyete kavuşabildik. Ah benim aptal kafam, ah benim aptal romantik kafam. Ne işin var senin ocak başında? Girsene dersine. Oranın bir saç kavurması var ya. Ay hala saç kavurma diyor ya. Ayaz vallahi şimdi saçım başımı yolacağım. Neresiydi burası Ayaz'cığım? Hatırlayabildin mi bu caddeyi? Ya bırak Öykü Allah aşkına ya. Allah'ın caddesi işte. Hadi yürü evimize gidelim hadi. Hah. Önce ben... Sen nereden çıktın ya? Ben bir saattir taksi bekliyorum. Hop hop! Ya nereye gidiyorsun? Ya of gitti. Hop mu? Hop mu gerçekten? Yani şu an aklında sarı bir arabadan başka bir şey yok mu Ayaz? Var. Halk otobüsü. Ne? Halk otobüsü mü? Hadi koş. Yok artık. Koş. Ya Ayaz, bu durumdan bir şey hatırlatmıyor sana. Dumur mu? Ya çocuğum, sen de itmesene. Ben dumur oldum Ayaz şu an, ben. Vallahi billahi dumur oldum. Ay! Allah'ım kabus gibi ya. Vallahi kabus gibi. Delireceğim. Ayaz bak, bu durumda mı sana bir şey hatırlatmadı ha? Hayır aşkım, hatırlamıyorum. Ya abi sen de doğru dürüst kullan şunu ya. Ayaz Allah senin cezanı vermesin Ayaz. Allah'ım sen bizim tanışmamızı komple silmişsin kafandan ya. Daha evlenmeden unutmuşsun beni, alışmışsın bana. Yo, evlenmeden alışmak yok. Hem sana zaten alışılmaz ki. Sen çünkü çılgının tekisin. Hanımlar, beyler. Burası son durak. Hayat, gel şaşırt bugün beni. Aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden, hatta koyar mı kalbinin yanına? Yine de inanmam sonsuza. Gelip geçer sevda dedikleri kısacıktır. Kaptan, ışıklar. Bilen bilir adı kiraz mevsimi. İnanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri kısacıktır. Demin canlandırmaya çalıştığım o ilk andan beri... O ilk andan beri sana sarılmayı hiç bırakmadım Öykü. Sıkıntılı zamanlarımızda bile. Sen o kadar benim içinsin. O kadar bana göresin ki... Sana her sarıldığımda... Saçlarının yanaklarıma değdiği yer... Boynuma sarıldığında kollarının düğümlendiği yer... Seni göğsüme bastırdığımda koltuklarımın altında kalan omuzların, her sarıldığımızda nasıl bir mucizeyse aynı ritimde attığını fark ettiğim kalplerimizin sesi kulaklarımda, kokun burnumda, güzelliğin göz bebeklerimde, kahkahaların dudaklarımda. Bazen sen yanımda olmasan bile kendimi sana sarılmış halde buluyorum. İstiyorum ki sen şimdi bana evet de. Bir kez daha sarılalım ve sonsuza dek ayrılmayalım. Benimle evlenir misin Öykü? Evet. arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben, sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Ay, çok adilsiz ya. Bunlara yapılır mı? Acımasızlar. İnan ki Öykücüğüm, erkeklerin zoruyla içim kan ağlaya ağlaya yaptım. Bir dakika ya, uçaktı mı sizin fikrinizdi? Beni delirtmek içindi. Öykü nereye? Ya bari eve bıraksaydım seni. Öykü! Ya inanamıyorum Ayaz ya. O uçağı kiraldın ve bana evlenme teklif etmedi. Çok kötüsün. Dön baba tepesinde, dön baba. Benzinin bitene kadar dön. İyice uyuz olsun Ayaz'a. Sibel'cim canım, çok teşekkür ederim. Şunlara uymadığın için, çete bunlar. Sen de. Ya bari eve bıraksaydım seni. Öykü. Ya yalnız biliyorsunuz değil mi? Bu yaptığınız organize suça girer. Girer tabii ama o kadar değil. Bir dakika. Hem organize suç hem de gasp. Işık yardım et, bebeğim yardım et. Gel kardeşim. Nasıl aldın? Ben bir şey yapamadım ya. Bari dedim otobüsten önce kaçan taksiyi kullanayım. Ona da Emre izin vermedi. Güzelim, çünkü senin gibi çok güzel bir taksi şoförü, özellikle sarışın, çok dikkat çekerdi. O yüzden riski alamazdık. O zaman Düğünümüze. Hadi. Tabii düğünümüze. Artık teklif etme aşaması ne kadar sürdü düşünün. Düğünde 1 sene falan sürer yani. Öykü abartma ya. Ne kaldı şurada 27 Haziran'a? Anam! Ayaz, sen tarih mi aldın? Ayaz. Oğlum sen salak mısın ya? Sen salak mısın oğlum? Ya bu benim son sürprizimdi lan. Abi özür dilerim. Hayır benden çok kötülük yaptın. Haftaya evleniyoruz. Evleniyoruz. Şaşırt bugün beni, aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden? Koyar mı kalbimi kalbinin yanına? Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir, adı kiraz mevsimi. İnanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir, adı kiraz mevsimi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.